3 aydır aç kaldık, yastık yerine kılıca yaslandık. Bu kadar arkadaşımız gözümüzün önünde şehit oldu. İçimizde yaralanmamış kimse kalmadı. Bu kadar özverinin, bu kadar çabanın sonucunu bugün göreceğiz. Bir avuç Osmanlı askeriyle on binlerce kişilik Avusturya ordusuna saldırmadan önce askerlerine son kez böyle hitap etmişti Tiryaki Hasan Paşa. İşte savaşın asker sayılarıyla değil, zekayla kazanıldığına bir örnek. Kanije Müdafası. Doğum tarihi net olarak bilinmese de Tiryaki Hasan Paşa'nın 1520'li yıllarda Arnavutluk topraklarında doğduğu düşünülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı himayesine alınmış, 2. Selim zamanında Enderun Mektebi'nde eğitimine devam etmiş, 3. Murad'ın ise mirahurluğunu yani seyisliğini yapmıştır. Saraydaki görevlerinden sonra o yıllarda Avusturya ile savaşın eksik olmadığı sınır boylarına gönderilmiş ve burada Bosna, İzvornik, Zigetvar gibi önemli kalelerde 20 yılı aşkın bir süre sancakbeyliği yapmıştı. Girdiği sayısız çarpışmalarda askerleriyle birlikte hep en ön saflarda kılıç sallaması, cesareti ve yiğitliğiyle tüm ordunun saygısını kazanmış ve askerler arasında Paşa Baba diye anılır olmuştu. Bir çırpıda anlatılan bu küçük hayat hikayesinden sonra Tiryaki Hasan Paşa 80 yaşına merdiven dayamıştı. Pek çok devlet görevlisinin göremediği veya emekli olduğu bu yaşlarda İhtiyar Kurt Hasan Paşa destan yazacaktı. Kanije Kalesi 1600 yılında Osmanlı birlikleri tarafından kuşatılarak Avusturya İmparatorluğundan koparılmıştı. Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki en uç kalesi olan bu sancağı ise bölgedeki en tecrübeli komutanlardan Tiryaki Hasan Paşa atanmıştı. Osmanlı ordusu kış şartlarının bastırması nedeniyle kalede 4-5 bin asker ve mühimmat bırakarak Belgrad'a geri çekildi. Hemen bir yıl sonra Avusturyalılar intikam için geri dönecekti. Prens Matthias bir koldan İstolni Belgrad'ı, Avusturya Kralı 2. Ferdinand ise diğer koldan Kanije Kalesi'ni kuşatacaktı. Kral Ferdinand bu amaçla büyük bir Haçlı ittifakı kurmuştu. Komutasında Avusturyalılar, Macarlar, Hırvatlar, İspanyollar, Almanlar ve Malta şövalyelerinden oluşan karışık bir ordu vardı. Ayrıca Papa 8. Clemens, Ferdinand'a destek için yeğeni Aldobrandini komutasında 30 bin asker göndermişti. Tüm bu birlikler toplanınca 80 bin ila 100 bin arasında devasa bir ordu ortaya çıkıyordu. Bunların yanında Avusturya ordusunda 47 büyük top bulunuyordu. Kanije Sancakbeyi Tiryaki Hasan Paşa ise civar kalelerden yardım isteyerek kaledeki asker sayısını 9000'e çıkarmıştı. Sayıları az da olsa bunlar yüzlerce çarpışmaya katılmış bölgedeki tecrübeli akıncılar ve iyi eğitimli yeniçerilerdi. Kale surlarını koruyansa 100 civarında küçük top bulunuyordu. İki tarafın askeri güçlerini karşılaştırdığımızda matematiksel olarak Osmanlı Devleti'nin bu savaşı yenmesinin mümkünatı yoktu. Ancak işin içinde Tiryaki Hasan Paşa olunca asker sayılarından ziyade psikolojik savaşın önemi gözler önüne serilecekti. Kral Ferdinand Kanije Kalesi önlerine gelince hemen bir harp meclisi kurmuş, komutanlarıyla kuşatmayı tartışmaktaydı. O sırada Macar beylerinden Zrini'nin söyledikleri tarihe şöyle geçecekti. Eğer bu yıl Kanije'yi alabilirseniz bu çok büyük bir başarı olur. Destek Türk askeri üzerimize gelirse durum çok güçleşir. Çünkü iş kılıca kalırsa Türkler yüzünü kavgadan çevirmez. Bundan başka Osmanlı askeri üzerimize gelmese de kaleye kapanan sihirbaz bir tilkidir ki ismi Tiryaki Hasan Paşa'dır. 35 yıldan beri sınırlarda hepimize kan içirdi. Kendilerine güvendiğimiz adamlarımıza cin çağırttık. Yine de hilelerine karşı koyacak bir önlem öğrenemedik. Hasan Paşa kolayca kale vermez. Ferdinand bu sözler üzerine küplere bindi ve 5000 kişilik öncü birliğinin derhal saldırmasını emretti.
Osmanlı askerleri ise tüfekleriyle kale surlarından cılız bir şekilde karşı saldırıda bulundular ve kaleden herhangi bir top atışı yapılmadı. Çünkü Tiryaki Hasan Paşa kaleyi güçsüz göstermek için tüm topları surların arasına gizlemişti. Kral Ferdinand kalede top olmadığını düşünerek büyük bir iştahla tüm ordusuna hücum emri verdi. Lakin menzile girdiklerinde Tiryaki Hasan Paşa'nın emriyle surların arasından 100 tane kara gülle göründü ve hepsi aynı anda kıyameti koparırcasına ateşlendi. Etrafı bataklık olan ve bu yüzden hareket imkanı sınırlanan düşman askerleri ilk günden çok ağır zayiata uğratıldı. Bu şekilde kanlı geçen günler birbirlerini izledi. Avusturya ordusu her gün saldırıyor fakat surları bir türlü aşamıyorlardı. Kuşatma devam ederken aynı zamanda Tiryaki Hasan Paşa'nın da akıl oyunları devam ediyordu. Kalede her gün mehter marşı çaldırarak resmen düşmana nispet yapıyordu. Hatta bu durum Kral Ferdinand'ı o kadar kızdırmıştı ki tüm orduya bir bildiri yayınlayarak Tiryaki Hasan Paşa'nın kellesini getirene 40 köy vereceğini açıklamıştı. Osmanlı akıncıları bazı geceler kaleden çıkarak düşman karargahına küçük baskınlar yapıyor, düşmana rahat uyku uyutmuyorlardı. Ayrıca Tiryaki Hasan Paşa şehit olan Osmanlı askerlerinden bazılarını gece gizlice savaş alanına bırakıyor, yanlarına ise düşmanın fark edebileceği şekilde kalenin durumunun çok iyi olduğuna ve sadrazamın çok kısa zamanda ordusuyla desteğe geleceğine dair sahte mektuplar koyuyordu. Osmanlı ordusunun kaleye yardıma geleceği bilgisi ise düşmanlar arasında büyük bir huzursuzluk yaratıyordu. Savaşı bir satranç gibi oynayan Tiryaki Hasan Paşa, ele geçirdiği esirleri erzaklarının çok olduğunu sanmaları için etle sütle besliyor, bu da yetmezmiş gibi kaledeki Macar halka, ölen düşman Macar askerlerinin kıyafetlerini giydirip esirlere karşı Türklerle Macarların aynı safta yer aldığı imajını yaratıyordu. Daha sonra ise esirlerin bu gördüklerini anlatması için kaçmalarına müsaade ediliyordu. Yani anlayacağınız, kale içinde ele geçirilen esirlere karşı tam bir tiyatro oyunu oynanıyordu. Kurtulan esirlerde Kral Ferdinand'a kalede yıllarca yetecek kadar erzak olduğunu ve Macarların Türklerle beraber hareket ettiğini anlatıyorlardı. Hatta bazı Avrupalı tarihçiler moralleri son derece bozuk olan düşman ordusunda kendilerine ihanet ettikleri düşüncesiyle diğer askerlerin Macarların çadırlarına saldırdığını ve ordu içinde kargaşa çıktığını yazmaktadırlar. Bu sebeple pek çok Macar askeri kuşatma devam ederken karargahı gizlice terk etmiştir. Tüm bunların üzerine bir de Papa 3. Clemens'in yeğeni Aldobrandini, Osmanlı askerleri tarafından vurularak hayatını kaybedince Avusturya ordusunda moraller iyice dibe vurdu. Ayrıca başsız kalan papalık askerleri de Macarlar gibi firar etmeye başladı. Bu esnada Prens Matthias'ın kuşattığı Istolny Belgrad Kalesi düşmüştü. Bu kalede şehit olan Budin Bey'i Mehmet Paşa ile Mehmet Ketudağ'ın başları kesilerek Osmanlı askerlerinin moralini bozmak için Kanije Kalesi önüne getirildi ve kesik başlar mızraklara dikilerek kaledekilere gösterildi. Bu olay kaledeki Osmanlı askerlerini endişeye sürüklemişti. Ancak Tiryaki Hasan Paşa askerlerinin morali bozulmasın diye yalan söylemiş ve acısını gizleyerek ''Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa ile Mehmet Ketudağ'ı yakinen tanırım. Bunlar onlar değil. Bu bir aldatmacadır. Bizi aldatarak moralimizi bozmaya çalışıyorlar.'' demişti. Kaledeki akıncılar ve yeniçeriler ise paşa babalarının sözüne itimat ederek rahat bir nefes almışlardı. Tiryaki Hasan Paşa, kuşatmanın başından beri Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa ile mektuplaşıyor ve yardım istiyordu. Sadrazam ilk başta yardıma geleceğini söylese de, gelip giden birkaç mektubun ardından son mektubunda yardıma gelemeyeceğini söyleyerek Tiryaki Hasan Paşa'ya şunu yazdı. Kanije Kalesi önce Allah'a, sonra sana emanettir. Yardım gelmeyeceği kesinleşmişti.
Ama Tiryaki Hasan Paşa kaledeki askerlerinin moralini yüksek tutmak için sadrazamdan gelen mektubu değiştirerek kaledekilere ''Gayretli ve dirayetli olasınız. Ordumuz yoldadır. En kısa zamanda oraya ulaşıp Ferdinand gafilini Kanije önlerinden silip atacağız.'' şeklinde okudu. Tiryaki Hasan Paşa dışarıdaki düşmana karşı ayrı bir psikolojik savaş, içeride kendi askerlerinin moralini yüksek tutmak için küçük yalanlarla başka bir psikolojik savaş veriyordu. Yalnız kuşatma 2 ayı aşkındır devam etmekteydi. Erzaklar ve cephane neredeyse tükenmişti. Kuşatmanın 73. gününde Tiryaki Hasan Paşa kalede sefil bir şekilde açlıktan kırılmaktansa yarma harekatı yapmaya karar verdi. Elbette bu da diğer hamleleri gibi akıl dolu olacaktı. Önce gecenin bir vakti mehter davulları çalınmaya başlandı. Daha sonra ise 21 pare top atışı yapıldı. Bu herhangi bir devlet büyüğünü selamlama anlamına geliyordu. Bunu duyan Avusturya birlikleri Osmanlı sadrazamının ordusuyla yardıma geldiğini düşündü. Gece karanlığında surlardan dışarı çıkan akıncılar ve yeniçeriler mehtaran eşliğinde hücuma kalkınca da düşman ordusu panik halinde kaçışmaya başladı. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki Haçlı ordusu geride 47 büyük top, 14 bin tüfek ve Ferdinand'ın altın tahtını dahi bırakarak dört bir yana dağıldı. Kuşatma boyunca Avusturya tarafı 35 binden fazla kayıp verirken, Tiryaki Hasan Paşa'nınsa sadece birkaç bin askeri şehit olmuştu. Bu başarısından ötürü Sultan 3. Mehmet tarafından kendisine vezirlik rütbesi verilince, ''Padişahım, sizin atalarınız değil bir kale savunması yapan, kale fetheden komutanına bile vermezdi vezirliği. Bu makama ancak ülkeler fethedenler layık görülürdü. Biz bu hallere mi düştük şimdi? Bu devletin vezirliği benim gibi kocamış kimselere mi kaldı?'' diye ağladığı rivayet edilir. Sultan Süleyman dönemini görmüş Tiryaki Hasan Paşa'nın bu sözleri bile Osmanlı Devleti'nin çok kısa zamanda nereden nereye geldiğini gösterir niteliktedir.